yan tarafımızda bulunan hastaneye devri söz konusuydu. Ve sevgili Mehmet Ali Şahin Bey'in de geçen sene sezon başında başkanla konuşun, tesis yapma konusundaki de şeyleri de gündeme getirerek sorunu çözün demişti. İl müdürü, AKP il müdürü, AK Parti il müdürü, il başkanımız gelmişti. Yönetim kurulu üyeleriyle beraber yapmış olduğumuz toplantıda biz burayı tabii ki tesis yapılırsa Karabük'ün ihtiyacı için burayı terk edebiliriz diye kendilerine söylemiştik. O günden beri yapılan çalışmalar belli bir noktaya geldi ve dün protokol altına aldık. Yönetim ve idari binayı statta çözeceğiz. Statta şeyde protokol tribününün sağ tarafında ve sol tarafında boşluklar var. Bir tarafına idari binayı, bir tarafına da yönetim binası yapılacak. Haziran içerisinde, en geç Haziran'a kadar veyahut da yaz sezonda diyelim, kesinlikle hem idari ve yönetim binası, aynı zamanda da localar bitmiş olacak. İstanbul'da 5 takım var, Ankara'da 2 takım, Antalya'da 2 takım, 9 takımı düştüğümüzde ve 3 şehri düştüğümüzde plakamız olan 78 şehir kalıyor. 78 şehrin içerisinde 9 takım var. Yani 69 tane şehrin futbol takımı Süper Lig'de değil. Dolayısıyla 12 şehrin 18 tane takımı var. Karabük de bunlardan bir tanesi. Fakat biz hala daha bu değerimizin farkında değiliz. Bir İzmir 3,5 milyon nüfuslu bir şehrin Süper Lig'de takımı yok. Yine 3,5-4 milyon nüfuslu bir Adana'nın takımı, işte o da son sırada. Şimdiye kadar bir 12-13 yıldır orada da yoktu. 1 milyon üzerinde birçok şehirde Süper Lig takımı yok. Ama 116 bin nüfuslu bir Karabük'te Süper Lig'de takımımız var. Bu takımın kıymetini anlamamız gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Transferle ilgili ben daha önce de söylemiştim. Eğer bir 24-25-26 puanları bulsaydık inanın ben hiç transfer düşünmüyordum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bu konuyu hep değerlendirdik. Ama 18 puanda kalınca biz de ister istemez transfer noktasında biraz daha adım atmak zorunda kaldık. Çünkü ara transferin zorluğunu biliyoruz. Hiç kimse elindeki oynayan 17 maç oynamış futbolcusunu hadi git Karabük Spor'a demiyor. Veya o ben orada 17 maç oynadım beni bırakın da Karabük Spor'a gidim demiyor. Bu sefer oynamamış 3 maç 5 maç orada yer bulamamış işte hocasıyla ve yönetimiyle ben gidip oynamak istiyorum diyen futbolcularla oluyor bu. Bu yalnız Karabük için değil, ara transferde her takım için geçerli olan bir olay. Ama yine de inceledik, sık dokuduk, imkanlarımızı ortaya koyduk ve o imkanlar içerisinde neler yapabileceğimiz noktasında almış olduğumuz kararlarla biliyorsunuz Dinamo Kiev'den Reybka diye bir futbolcuyu, kaleciyi transfer ettik. Alanya ile yaptığımız hazırlık maçında 45 dakika oynadı. Herkesin o nereden bulundu diye böyle birbirlerine dönüp baktığı bir ortamda 45 dakika güzel bir maç çıkarttı ama tam 45. dakikada 1-0 galipken Barış'ın hem kendi kalemize gol atarak hem de kaleciye çarparak sakatlanması sonucu şu anda Ankara'da tedavi görüyor. 4 ile 6 ve 8 hafta gibi bir tarih veriliyor. Ama büyük bir ihtimalle 4 hafta sonra yetişecek diye ümit ediyoruz. Seleznov diye Shakhtar Donetsk'ten bir santrafor aldık. Kendisinin kariyeri yüksek. Gol vuruşları çok iyi. Bizde Yatabara var. Hakikaten çok dağıtıyor. Fevkalede faydalı işler yapıyor. Ama işte golde tam son çizgi üzerinde ayak koyarak kalenin çizgisini geçirmeyince de gol olmuyor. O bakımdan tedbiren bir de şey var, Afrika Kupası var. Afrika Kupası'nda en az 3 hafta veya 4 hafta olabilir düşüncesinden de hareketle oraya bir santrafor transfer ettik. Yine sağ bekte Hakan Hasantaş arkadaşımızı Gaziantepspor'la bir yarı devrelik, biliyorsunuz o 2 yıllıktı, yarı devrelik bir süreçle ilgili oraya kiraladık. Oraya bir tane Sapurano diye Romanya'dan Astra Juşu takımının sağ bekini görüşmelerimiz devam ediyor.
belli bir noktaya geldik. Kendisi kulüple ilgili, oradaki kulübüyle ilgili sorunlarla biraz sıkıntılar yaşadı. Fakat her an bitebilecek durumda. Onu bekliyoruz. Yine Bilis Nisenko diye bir Dnipro'dan bir oyuncu var. Bu da kanat oyuncusu. Genç, 22 yaşında. Büyük bir ihtimalle pazartesi günü o da Türkiye'ye gelmiş olacak. Dolayısıyla böyle bir süreçle ilgili şeyimiz, transfer politikamız oldu. Şeyin yerine bir önce bize kendisi Kayseri maçından önce ayrılmak istediğini Traore'nin bize intikal etti. Traore işte ben geriye kalan bir biliyorsunuz bir çocuğu rahmetli oldu 1 yaşında. 2 kızım ve eşimi yanıma alacağım. Dolayısıyla çocuklarımın eğitimi açısından yurt dışında gideceğim demişti. Biz de olabilir yani sonuç itibarıyla gitmek isteyen, kendi hayatını o şekilde yönlendirmek isteyen bir de bizde kalacağım diye bir şeyimiz söz konusu olamazdı. Ve kendisine biz olabileceğini söyledik. Ama muhakkak ki bunun da kulübümüz açısından bir bonservis bedeli. Çünkü daha yani bizde yarım sezonluk bir sözleşmesi var. Onu söyledik. O da bir çalışma yaptı. Biz de yaptık. Yurt dışından, Katar'dan bir teklif geldi. O teklife biz de bir teklif cevap verdik. Arkasından bir Çin'den resmi olmamakla beraber gayri resmi bir teklif geldi. Fakat en son kendisi birkaç gün önce görüşmede döneceğini, oynamak istediğini söyledi. Tabii ki bizim şu anda şeyle lisanslı futbolcumuz, bonservisli futbolcumuz o bakımdan şu an itibarıyla o nokta, 10 numaralı nokta ile ilgili transferi durdurmuş olduk ve kendisini bekliyoruz. Önümüzde tabii daha bir 14-15 günlük de bir süre var transfer süresiyle ilgili. Bir şeyler değişir, değişmez, kendisinin tekrar bir talep olur. Onu bilemiyoruz. Eğer öyle bir talep olursa elimizde alternatif çalışmalarımız var. Ona göre hareket edeceğiz.